kardeşim. Bugün yaz trendlerine giriş yapıyoruz. Çünkü sonunda yaz geldi. Evet, gelmeyecek diye çok korkuyorduk ama sonunda yaz geldi. Ve ben de bu yazın en trend şeylerinden biri olan püsküllerle 3 farklı kendin yap proje hazırladım. Bu sene nereye baksanız püsküller var. Dekorasyonda var, işte modada var, işte aksesuarlarda var. Yani ne aklınıza geliyorsa püsküller var. Zaten görmüşsünüzdür. Ve hem yapımı çok kolay hem de uygulanması basit olduğu için ben de böyle püsküllerle ufak tefek neler yapılabilir diye böyle çok renkli fikirler çektim. Umarım hepsini beğenirsiniz ve hazırsanız hemen fikirlerin yapımına geçiyorum. Püsküllü şapka için tabii ki önce püskül yapmamız gerekiyor. Bunun için bir kartvizit alın ve buna yatay şekilde istediğiniz ipi 30 kere, yaklaşık 30 kere dolayın. İp daha kalınsa daha az da dolayabilirsiniz. Daha sonra bu kartvizitten çıkartıp ipi iki parmağınızın arasına alın ve düğümleyin. Bu uçta kalan ipleri de kısaltmayın. Daha sonra ihtiyacımız olacak. Birden fazla düğüm atın ki açılmasın. Daha sonra böyle elinize bir araya getirip üst kısmından böyle yarım santim gibi boşluk bırakarak tekrar aynı renk iple 4-5 kere dolayarak düğümleyin. Ve yine birden fazla düğüm atın. Şimdi uç kısmını makasla açıyoruz. Ve bu eşitsiz boydaki ipleri tek boya getirmek için de gene makasla düzeltebilirsiniz. Yani hiç dert değil, tek boy olmadı diye üzülmeyin. Böyle istediğiniz boya gelene kadar kısaltın. Ve tabii ki şapkaya takmak için ben bu püsküllerden farklı renklerde birden fazla yaptım. Siz ne kadar görmek istiyorsanız o kadar püskül yaptıktan sonra şapkanızın etrafına bu püskülleri takabilirsiniz. Aynı şekilde plaj çantanıza takabilirsiniz. Artık ne istiyorsanız o şekilde değerlendirebilirsiniz. Deri püskülü yapmak için bir deri parçasını, ben bunu eski bir suni deri eteğimden kestim. Böyle dikdörtgen şerit şeklinde kesin ve cetvelle yarımşar santim boşluklar olacak şekilde işaretleyin. Daha sonra işaretlediğiniz yerlerden makasla kesin. Tabii ki en uç kısmını kesip tamamen çıkartmıyorsunuz. İşaretlediğiniz yere kadar kesiyorsunuz. Bütün parçayı kestikten sonra böyle bir görüntü oluşuyor. Ve bir tane de böyle küçük bir parçaya daha ihtiyacımız olacak. Ben şeffaf olduğu için, şeffaf pateks kullanıyorum ve çok iyi yapıştırdığı için siz de tercih ettiğiniz bir yapıştırıcıyla bu işlemi yapabilirsiniz. Önce bu uç kısmını ikiye katlayıp birbirine yapıştırıyorum. Daha sonra da püskülümün en başına bu parçayı yapıştırıyorum. Bu benim anahtarlık halkamı geçireceğim parça olacak. Yani önemli, püskül yapmadan önce bu parçayı unutmayın. Biraz bu parçanın kurumasını bekliyorum. Daha sonra yapıştırıcı sürüp bu parçayı kıvırmaya ve bir püskül haline getirmeye başlıyorum. Bu kıvırma işleminde deri parçanıza yapıştırıcı sürmeyi unutmayın. Ben böyle boydan boya sürüyorum şimdi ve dikkatli bir şekilde sıkıştırarak bu parçayı kıvırmaya ve bir püsküle dönüştürmeye başlıyorum. Sonuna gelince sıkı olması için biraz daha yapıştırıcı sürdüm ve o şekilde püskülümü tamamladım. İsterseniz hemen anahtarlık halkanızı takabilirsiniz ama ben araya böyle bir gümüş rengi aksesuar ve
bir boncuk daha takmayı tercih ettim. Biraz daha süslü olsun dedim. Ama burada yine tercih sizin. Aslında deri püskülümüz kullanıma hazır şu anda. Şimdi püsküllü kolye yapacağım ve bunun için farklı bir püskül yapma şekli göstereceğim. Bu çok basit aslında. İpi alıyorum ve ikiye katladığımdaki uzunluğu benim püskülümün uzunluğu olacak ona göre ve böyle dolamaya başlıyorum. İstediğim kalınlığa gelene kadar ipi doluyorum. Siz püskülünüzün ne kadar kalın olmasını ve ne kadar uzun olmasını istiyorsanız ipi ona göre ayarlayın. Böyle ki ucunu kestikten sonra ikiye katladım. Ve böyle bir doğal taş aldım ama ortası delik. Yani bunu yapabilmek için ortası delik bir kolye ucuna ihtiyacınız olacak. Oradan geçiriyorum bu ipi. Ve o ikiye katladığım yerden uç kısmını tekrar geçireceğim. Böyle gördüğünüz şekilde içinden geçiriyorum ve sıkıyorum. Şimdi ucunu istediğim boyda kesiyorum hem de düzeltiyorum. Aslında püskülüm hazır bile. Ben böyle uzun bir püskül yapmak istedim. Kolye biraz uzun olsun istedim. Sadece burada benim zevkime göre ekstra eklediğim bu parça var. Yani yeşil bir ip aldım. Hem o doladığım yer açılmasın diye bu ipi birden fazla kere etrafında doluyorum. Hem de bir renk geçişi oldu kolyemle. Bu da benim çok hoşuma gitti. Altın rengi bir zincirle bu kolyeyi kullanmaya başladım bile. Püsküllerle ilgili fikirleri beğendiyseniz, bundan önce pomponlu sandalet yapmıştım. Onda hem pomponlar hem püsküller var. Onu da izleyebilirsiniz. Eğer videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve tabii kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir projede görüşürüz. Şapkayı taktım.